Sinefil kafasından herkese merhaba. Evet, Netflix'in en çok izlenen içeriklerinden biri olan Cem Yılmaz'ın Erşan Kuner'sini konuşalım dedik. Boş durmayalım dedik. Herkes konuştu. En son da biz konuşalım dedik. Konuşmasak olmazdı. Geç kaldık ama bu içeriklerin olması gerekiyor. Evet, ileride belki izlemek isteyenler olur. Fikrimizi görmek isteyenler olur. Evet, o zaman başlayalım. Erşan Kuner projesine başından beri olumlu yaklaşan taraf mıydın yoksa olumsuz yaklaşan taraf mıydın? Yani illaki aslında dizi olacağını öğrendiğimde sevinmiştim. Yıllardır Erşan Kuner'in filmi yapılması isteniyordu. Ama filmi yapmadı. Orada başka bir şeylere saptı artık. Yok, kara komik filmleri. 4 tane film falan çekti ona. Filmografisi de aslında bir düşüşe geçmeye başlamıştı. O yüzden dedim hani böyle bir Netflix dizi belki 8 bölüm olabilir yani. Dizi daha güzel olabilir dedim. Erşan Kuner'i düşüncem ilk böyleydi. Ya bir de ben şeyi fark ettim. Cem Yılmaz artık sanki uzun şeyler çekemiyormuş gibi geldi. Hani böyle daha kısa şeyler çekme fikirleri geliyor ve bunları uyguluyormuş gibi geliyor bana. Hı-hı. O yüzden bu kara komik filmlerin bir saat olması, işte bu dizinin içindeki birkaç tane filmin, yani sürekli filmlerin olması biraz bunu gösteriyor gibi geliyor. Şimdi biraz kendisi de zorunlu dönüyor aslında geriye. Çünkü şöyle, şimdi esas ekmek kapısı hep Gora'da. Mesela Şahan başından beri bundan vazgeçmedi. Baktı Recep İvedik 6'dır 7'dir gidiyor. Cem Yılmaz sürekli farklı şeyler denemek istedi. Denediklerinde bazen başarılı da oldu. Gişeye düşüşe geçtiği anlar, o hani Ali Baba yedi cücelerdir, şunlardır bunlardır. Baktı artık Cem Yılmaz, o gişe şeyleri kıran Cem Yılmaz'dan iyice uzaklaştı. Sonra ne yaptı? Arif 216'yı çekti. Bir de arada pek yakında var. Yeşilçam'ın 100. yılı sanırım. Arif 216 bayağı gişe. 5 milyona yakın gişe yaptı. Şimdi orada şeyine döndü. Sonra yine istediğini yaptı. Hayatının en düşük gişelerini yaptı kara komik filmlerle. 200 bin, 300 bin gişe ne? Yani Cem Yılmaz sineması için bir facia bir rakam. Zaten dijital platformlara sattı onları da daha sonrasında. Yine Gora'dan ne var? Erşan Kuner. Şu an rakamları Netflix bilmiyorum ama eminim çok izlenmiştir. Buna eminim. Çünkü Gora'dan bir karakter yani. Bir de şöyle bir şey vardı. Sanki şey böyle, Erşan Kuner'in hafif böyle porno sektöründen olması, Türk halkında ilgisini çeken bir konu da izlemek istemesi. O zaman da öyleydi. İki dakikaya salonlarda hatırlamıyor musun? Herkes kahkahalarla gülmüş. Ben de gülmüştüm. Çok gülmüştüm o saniye. Ama dizi başlayınca ya bizim artık biraz bakışımızın değişmesinden mi? Ya da Cem Yılmaz'ın aslında farklı şeyler arıyorum deyip de değişmemesinden mi? Emin değilim. Çünkü değişen bir artık günümüzde bir şey var. Mizah. Bunu Amerika'da Ricky Gervais için bile diyorlar yani. Bir şeyler değişiyor fakat aynı kalmada diziyi sürekli diyorlar ya gibiyle karşılaştırmayın, gibiyle karşılaştırmayın. Ben de inadına karşılaştırıyorum. Çünkü neden karşılaştırmayayım ya? Güncel iki örnek çünkü. Abi Cem Yılmaz bu sene değil birkaç seneye kadar hala da olabilir. Hani hala derler Türkiye'nin en iyi komedyeni diyen olabilir. Toplu genel bakarsın işlerine. Evet, zamanında bir tat bir dokular, goralar. Kalp krizi geçiriyorduk, birbirimize yumrukluyorduk gülerken falan. Şimdi böyle bir komedini artık savunurken şey demeye başladılar. Ya Cem Yılmaz işte güleceğim diye izlemeyin, güldürmek. Hayır abi, Cem Yılmaz'ı gülmek için izliyorum. Her zaman öyle izledim. Ya insanlar korumak için ne diyeceklerini bilemiyorlar artık. Çünkü Cem Yılmaz'ı çok seviyorlar. Çünkü yıllar boyunca ilk böyle Kemal Sunal'dan beri olmayan bir şey olmuştu. Cem Yılmaz çıkınca insanlar gülmeye başlıyordu. Her kelimesine gülüyorlardı. Ve gerçekten Türkiye'nin bir numaralı komedyeniydi. Şu an baktığımızda komedyenleri tüm geçmişiyle beraber yaşayan komedyenlere baktığımızda yine Cem Yılmaz belki bir numaradır. Ama formda mı? Değil. Yani artık üretemiyor. Esprileri mesela talk show'lara katılıyor. Talk show'lardaki esprileri komik değil. Yani baba esprilerine döndü. Acaba baba olduktan sonra mı ondan şey oldu? Ondan dönüyor. Kimse şey demiyor yani buna. Yok Feyyaz Yiğit, Cem Yılmaz'a bin çakar şöyle böyle gibi bir şey yok. Feyyaz Yiğit yeni olabilir. Yeni ve şu an çok güldürüyor. Yani Ölümlü Dünya'da artık şey oldu gibi de şu an zirvesini yaşıyor. Belki birkaç sene sonra Feyyaz Yiğit de kendini tekrardan düşecek. Ya evet. O ihtimal var. Zaten Feyyaz Yiğit'in şu andaki yaratıcılığından dolayı övüyoruz. Cem Yılmaz'dan evet. Daha yaratıcı olduğu kesin. Şu an günümüzdeki evet şu projede öyle. Cem Yılmaz benim şöyle şeyim var. Hani artık kesinlikle daha az gülmemin yanı sıra karakterin tipleri değişiyor. Yani Cem Yılmaz'ın her yaptığında baktığında farklı bir tip. Erşen Kuleri farklı bir tip. Şu farklı bir tip ama ses tonundan karakterin şeyine kadar
konuşan hep Cem Yılmaz. Mesela bu Erşan Kuneli karakteri bana göre bizim 2004'te Gora'da izlediğimiz Erşan Kuneli değil. Pek yakındadaki Zafer'le işte Gora'daki Arif Işık'ın biraz kombinlenmiş hali gibi. Ya sırf değişen peruk oluyor sanki. Yani şey, burada başlatırken başında şöyle bir çakallık dönüyor. Diyorlar ki hani Gora'dayken tebrik değil ediyorlar. Kanundan kaçılmaz. Hapse giriyor. Dizi de hapisten çıkışıyla başlıyor. Bir senede karakter içeride herhalde artık nasıl mücadelelere girdiyse kafasında pornocu kimliğinden arınmış şekilde çıkıyor. Adam iyice artık işine sinefil kaçmış benim gördüğüm. Sürekli farklı şeyler denemek, bir şeyler yapmak istiyor ama tek değişmeyen yine onun küfürleri. Evet. O tabii değişmiyor. Pornocu kimliğinden o kalıyor ama. Ya aslında şöyle de bakabiliriz. Mesela eski bu Gora'da çıkan Erşan Kuneri karakteri biraz dediğim dedik, hızlı konuşan. Evet. Böyle yani karşı tarafın işte aldığı pası anda yediğine oturtturan ve anda hızlı hareket eden bir karakter. Bu şu an gördüğümüz dizideki Cem Yılmaz'ın oluşturduğu Erşan Kuneri bildiğin Cem Yılmaz'ın aynısı. Hatta reklamlarda da aynı, röportajlarında da aynı, filmlerinde de aynı. Karakterlerin çoğu aynı gidiyor. Bence Cem Yılmaz'ın oyunculuğu biraz körelmeye başladı. Sürekli hep aynı karakteri oynuyormuş gibi karşımıza çıkıyor. Eskiden bakıyorduk işte ne bileyim Av Mevsimi, Tarlık Gazoz, işte ne bileyim filmin... Gerçi kendi filmlerinde o kadar değişik karakterler bürünmedi ama yine bir farklılık vardı. Şu an o farklılığı kaybetmiş durumda. Farklılığa tip olarak giriyor işte. Mesela kara komik filmler bak her birinde ayrı bir tip. Ama yine aynı oynuyor. Sadece makyajı değişiyor adamın. Evet evet aynı oynuyor. Konuşmasını ya, değiştirmeye çalışıyor. Aynen. Böyle ağzını yamuk yumuk yapıp konuşarak farklı olduğunu zannediyor ama kusura bakmayın ama değil. Kadroya baktığımızda mesela Zafer Algöz de sürekli dümdüz adam oynuyor. Hep aynı karakteri oynayıp duruyor. Ya Zafer Algöz'ü şimdi internetteki şeye döndürü ben de çok gıcık oldum. Yani Feyyaz Yiğit. O ego inanılmaz. Savunulacak hiçbir tarafı yok o egonun. Zafer Algöz'ü ben oyuncu olarak hep başarılı buldum. Yani şöyle genel olarak düşünce de şöyle oluyor. Cem Yılmaz olmasaydı Zafer Algöz şu an ne yapacak? Şu an kariyeri bayağı yani 3. sınıf dizilerde oynayabilirdi. Yoksa bilmiyoruz yani. Evet, ben çok aslında seviyorum şeylerini karakter olarak. Mesela Yahşi Batı'daki kötü karakteri bence müthiş bir karakterdi. O bütün Hollywood'daki o kötülerden bileşim bir şerif karakteriydi değil mi? Muazzam bir şeyleri var ama burada arkadaş grubu artık yine bakarsanız Zafer Algöz, Özkan Uğur, hatta kardeşi Can Yılmaz, işte Çağlar Çorumlu. Bunlar var. Bir Ozan Güven yok. Onun da neden olmadığı belli. Zaten şey Özkan'ın da aslında sağlık problemleri nedeniyle az kullanıldı burada. Yeni kadro var. Yeni kadro da aslında iyi oyuncular yani. Merve Dizdar'ı zaten çok yetenekli buluyorum. Nilper Şahinkaya var. Uras Kaygılaroğlu. Zaten o öne çıkıyor bayağı şeyde. Ya Uras Kaygılaroğlu'yla Nilper'i evet. İkisi beraber çok öne çıkan karakterler olmuş. Ben ikisini de beğendim. Ezgi Mola var. Ezgi Mola çok Ezgi Mola. Ezgi Mola. Yani. Şimdi şöyle aslında part derken 8 bölüm içinde aslında 7 tane film var. Bir bölüm çünkü Erman'da bir öncesinde çok boş bir bölüm var Blue Box diye. Onu ikiye bölmüşler zaten. Evet. Her seferinde ne yapıyor aslında bakarsan? Tür sinemasından giderek evet, farklı. Tarihi filmler, korku, istismar filmleri, festival filmleriyle dalga geçme, süper kahraman filmi, arabesk, Fuck Buddy'ye de siyah beyaz diyorum. Yani evet. Siyah beyaz filmi. Eski filmler işte. Eski evet. Böyle Arabistan, Lawrence tarzı. Yani bir de polisiye var. Kötü mal. Her şeyi yapıyor şimdi. Bu kadar karakteri aslında sinefil şeylerle donatırken bayağı referans fışkırıyor bütün bölümler. Son sineması hep böyle olmadı mı artık Cem Yılmaz'ın? Hani bence mizah bundan düşüyor. Yani bir şeyleri böyle çok fazla Yeşilçam'a her şeye gönderme yapayım da çok fazla zekiyim esprileri. İşte Christopher Nolan'lar, Aliens, Jaws bilmem ne oradan Yeşilçam sevmek zamanı. Ya bir de şeye bakıyorsun, sürekli bak gibi. Dünyaya bakalım, scary movie'ler tarzı filmler, Airplane'ler. Genelde bu tip sinema aslında bayağı şeydir böyle, ucuz komedi akımıdır aslında bunlar. Sürekli espri bombardımanı yapıp işte ana akım seyirciyi ele geçirirler. Yani bu yapılan referanslar aslında filmi iyi yapmıyor bence. Sadece
işte atıyorum Cem Yılmaz'ın dolu donanımlı olduğunu gösteriyor. Senaryoda mesela bir sürü göndermeleri mesela anlamayı bırakın. Yani anlıyorsunuz göndermeleri ama hikayenin içinde mantıksız bir noktada duruyor mesela. O açıdan ben o konuyu sevmiyorum. Bir de sürekli her kelimeden bir espri üretme, böyle kelime şakaları falan çok gereksiz kullanılmış. Evet. Bu Christopher Nolan'da da oluyordu. Cem Yılmaz fanlarında da var işte. Siz anlamadığınız için bu bölümü beğenmemişsiniz. Göndermeleri söylüyor. Bu tamam biliyoruz zaten. Yani evet göndermeyi de anladık ama komik değil. Yani onu anlatamıyorsun. Eskiden bunu Cem Yılmaz yaptığı zaman aynı zamanda hem espriyi çakıp hem gülerdin yani. Gora'da, Arok'ta da öyleydi yani. Anlıyor musun? 2001 Uzay Macerası anlamıyor muydun? Anlıyordum. Şey, Erşan Kuneri de aslında ben Erşan Kuneri bölümlerini bir gıdım daha çok sevdim. Yani hikaye olarak eğlenceli bir yani şey vardı, seyri vardı. Ama filmlere geldiğimizde filmler... Ya şimdi şöyle, bu sence doğru bir format mı olmuş ikiye bölme? Yarısı olaylar ve yarısı filmi izleme. Yani doğru ya da yanlış diyemem ama bir tarzı var. Öyle de yani filmlerde gelelim dedin diye diyorum. Filmlerde düşmüyor musun yani o tarafa geçince? Ha, düşüyorsun canım. Yani hikayesi düşüyor. Ben şeyi merak ettim mesela devam etmemin nedenlerinden birisi şeydi. Normal hikaye akışında neler olacak diye merak ediyordum. O yüzden öbür bölüme geçme isteği duyuyordum mesela. Ya bence çok yanlış bir ilk bölümü seçmişler. Benim evet. Düşüncem. Kuru Murat kesinlikle o bölümle başlamamalıydı. Ardından gelen bölüm de bence çok kötü. Ebenin Ava. İşte Psycho'ya, Mayko'ya bağlıyor ya sonunda. O mesela hiç giriş bilmiyorum. Sahnesi Ebenin Ava'nın evet. Gördüğüm en böyle göz devirdiğim şeylerden biri. Büyü olaylarını evet, diyor değil mi? Büyü. Abi çok kötü. Savunulamayacak kadar kötü. Yani ilk iki bölümde o kadar düştüm ki hani milletin favorisi biliyorsun senin favorin olmasa da 3 Kooperatif Kemal en sevilen bölüm. 3 evet iki bölümden sonra böyle tamam diyor. Yani ben mesela ilk bölüm ona okey olurdum yani. Kuru Murat mesela bayağı kötü. En kötüsü olabilir. Evet yani bölüm olayının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben mesela illa bir bölüm söyleyeceksem ben hiçbir bölüme bayılmadım. Yani iki bölüme fena değil diyorum. Kooperatif Kemal ve Kötü Mal. Kötü Mal benim kişisel favorim ama bu çok sevdiğim babında değil. Hani o polisiye şeyini anlıyorum. Bir polisiye manyağı, iki Yeşilçam polisiyeleri var ya. İçinde hani istismar sahneleri var. Bağırsak sökmedir şudur ve... Ama ben çok sıkıldım o bölümde de mesela. Evet, evet. Sıkıcı yani bir temposu yok. Sürekli gereksiz espriler yok. Evet, evet. Ne olacağı belli. Bayağı göz devirmelik klişe sahneler. İlk olarak mesela şeyin karakteri aslında o var ya Bülent Şakrak, Ayhan Uşuk. Şimdi Bülent Şakrak'ın karakterleri değişirken Kötü Mal'da birden zaten ne olabilir ulan polisiye bilim o bıyıklı komiser anlıyor musun? Direkt... Bülent Şakrak zaten her bölümde ölüyor galiba. Ölüyor muydu ya? Evet, hatırlamıyorum. Her hepsinde ölüyor adam. Ben Fak Badi bölümünü ya aslında fena bulmadım ama o da çok yükselmiyorsun. Sadece böyle izlettiriyor kendini. Kendi hikayesi yani şeyi vardır ya böyle Binbir Gece masalları vardır. Arabian Nights falan vesaire. O tip bir anlatılan eski masal tarzında bir hikaye olduğu için yoksa anlattığı hikayenin çok göze batan bir mesaj kaygısı var zaten. Neticede çok yaratıcı esprileri var. A Film by Amin Feryadi. Sen de biliyorsun. Ya biliyorum da yani. Beni güldürmüyor açıkçası. Bilmiyorum. Bir Aşkar Feryadi yani. Erman hikayesi, süper kahraman hikayesi bayağı bir yere varmıyor mesela. İyi bir yerden yakalamışlar bence hikayeyi. Son kısımları falan çok düşüyor hikayenin. Hiçbir yere varmıyor bence. Bu yüzden ben şunu söylemek istiyorum sadece. Dedim ki Erşan Kuneri, Erşan Kuneri değil aslında Cem Yılmaz dediğime bakarsan o filmdeki Erşan Kuneri'nin arkadaş grubunu da ben Cem Yılmaz'ın kişisel arkadaş grubu gibi görüyorum. Yani baktığın zaman oraya varıyor. Çünkü Kuneri Kuneri değil. Gördüğümüz sinema bütün referanslar sinifillikli Cem Yılmaz'ın bir birikimi. Cem Yılmaz'ın kendini yansıtma şekli. Erşan Kuneri çünkü uymuyor. Erman Batınca hatırlıyorsam yapımcıların yanına gidip şey diyor. Eski filmleri dönmek istiyor. Yani şeyi bir çok soktun çekebilirim diyor. Recep İvedik esprisi bile yapıyor yani. Oraya böyle birikimli bir karakter madem sinema aşkından ölüyordun tutmuyor yani. Ya bana biraz şey gibi geliyor. Cem Yılmaz'a çok baskı yapıldı Erşan Kuneri projesi için. O da bir an önce bunu kafamdan çıkartıp
rahatlayayım istedim diyor. Bu yüzden de mesela çok heyecanlıydı. Ve çok izlenmesinden dolayı zaten ikinci sezonu da gelecek büyük ihtimal. Ama açıkçası hiçbir bölüm tam beni tatmin etmedi. Yani 10 üzerinden puan verse 7'lik bölüm yok neredeyse. Yok. Benim için de yok. Yani 6 ile yetinmeyi seviyorsanız o zaman ben başarılı demem. Ortalama vasat derim diziye. Yani işte sonra niye karşılaştırıyorsunuz gibideki cookie geliyor aklıma bölüm olarak. Neyse. Yani genel yorumlar bunlar. Siz peki izlediyseniz bize hangi bölümleri daha çok sevdiniz? Onları yorumlar bölümüne yazarsanız seviniriz ve Erşan Kuder'in genel olarak değerlendirirseniz seviniriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.